Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşmelerini karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibindeki en mühim haberlerini huzurumla sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika Tayvan'ı 345 milyon dolarlık harbi yardım bilen təmirlemekçi. Amerika hükümetinin Tayvan'ı 345 milyon dolardan artık harbi yardım bilen təminləş kararını ilan kıldığı ilgiri sürülgen olup, Amerika'nın bu hareketi Xitay'ını qattı xəzəbləndirdikən. Amerika Avazı'nın 28. iyuldaki haberde bildirilmişçe, Amerika Parlamenti 2023 yılı Xamçot lahisi de 1 milyard dolarlık prezident şiltiş hukukunu təsdiqləgən olup, bunlar Tayvan'ı koral yaraq ve başka yardımlar bilen təminləş üçün şiltildikən. İsmini aşkarlaşını xalimaydıgan bir əməldarının bildirişçe, Tayvan'a kılmaqçı bolğan koral yaraq yardımının kıymeti təxminən 345 milyon dolar buluşu mümkün olup, bu haqtaki karar bugün elan kılınışı mümkün ikən. Aksaray bu mesele haqqıda eniqlimi berişini rət kılgan bulup, Amerika təminligən koral sistemisinin tizimlikimi elan kılınmaydıkən. Mezkur ahvaldan haberdar 4 kişinin aşkarlaşça, bu plan əslide 4 tane MQ-9A tipli uçkuçsiz közüş ayruplarını öz içi qalıdıkən. Ama əməldarlar uçkuçsiz ayruplarını səplengen, fakat Amerika Hava Armiyası ile erişeleydiğen ilgar üsküllerini elevetiş haqqıdaki təfsilatlar haqqıda izlenmektikən. MQ-9A tipli uçkuçsiz közüş ayruplarını Tayvan'a beriş planı əməlge aşmasıqı mümkün ikən. Tayvan ilgiri 2025 yılı yetkizilişi mülkerlengen texımı ilgar MQ-9B tipli uçkuçsiz ayruplandın 4'ünü setevelişki koşulgan. Pul muameli vaqt gezdi ilgiri Washington'nın Tayvan'nın MQ-9B tipli ayruplanı Amerika Armiyası ve Japonya'nın bu rayondaki özünü qoğdaş kısımları işildidigan sistemi bilen birleştirişige yol koyganlıqını haber kılgan idi. Şundaqlı bunun Amerika ve onun iştibaqdaşları ve şeriklerinin uçkuçsiz ayruplan toplayan uçurlarını birli vaqtı közütüş ve tahlil kılışkı şarait hazırlap beridiganlığı bildirilgen idi. Amerika, İtalya'da Xitay'nın urnunu toldurduğanlığını bildirdi. Amerika Prezidenti Joe Biden, Washington'da İtalya Başministeri Giorgia Meloni bilen körüşüp, Xitay'nın kündün günüge eşivatkan karı niyetigi kanda karıştırış meselesini müzakere kıldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe, Prezident Joe Biden 27 iyul Aksaray'da İtalya'nın yeni rehberi bilen körüşken bulup, bu ceryanda iki taraf Ukrayna'nı kollaydıganlığını yeni bir kıtım təkidlegen. Körüşte Biden, Xitay'nın künseri küçüyüvatkan karı niyetigi karıştırış meselesini müzakere kılıp, Xitay'nın İtalya üçün çoğun xiris ikerlikini bildirgen. İtalya Başministeri Meloni mu İtalya'nın Xitay'nın atılmış bir belvaq bir yol teşebbüsüdün çekinişini oylaşı vatqallıqını bildirgen. Arkadan Biden, Amerika'nın İtalya'nın Xitay'nın bir belvaq bir yol sodi planının çekinip çıkışı sebeple kilip çıkan boşluğunu toldurduğanlıqını təkidlegen. İki taraf söhbetten keyin birleşme bayanat elan kılıp, iki devlet otursudaki tevrenmez ittifak, stratejilik hemkarlık ve çoğunkur dostluğunu muayyenleştirgen. Bayanatta Amerika'nın İtalya'nın Hindi Tiniç Okyan rayonundaki mevcutluğunu küçeytişini karşı aldığanlıqını, iki taraf Tayvan boğazının tinişliği ve mukumluğunu koğdaşının muhim ehmiyetini, bu rayonun yer şarının bihaterliği ve güllünüşü de intayin muhim ikerliğini təkidleşken. Xitay köz boyamçılık üçün çet eldeki çaparmalarını işgı saldı. Xitay her kaysi devletlerde yaşayavatkan Xitay'nın tiniç birliki kilişini ilgiri sürüş cemiyetlerinin vekillerini Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırışı arkalıq köz boyamcılık kılışkı uğrundi. Atalmış Chang'an Şinjan Toru'nun 24. iyul haber kılışca Xitay rejimi 18. iyuldan 23. iyulgıca Xitay sırtıdaki Xitay'nın tiniç birliki kilişini ilgiri sürüş cemiyetlerinin vekillerini Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırıp atalmış ögünüşki təşkilligen. Bu ceryanda onlarga Xitay Kompartiyasının orunlaştırışı boyunca Şarkı Türkistan haqqıdaki yalgan haberlerini özleri yaşayan devletlerde tarqıtış tapılangan. 16 devletteki 26 cemiyetten gelgen 32 vekil Şarkı Türkistan'ın Ürümçi şehirden Şihanzi şehri geçe, Kaşkar'dan Taşkurgan Tacik Abdunum nahiyesi geçe ziyaret kıldırılgan. Ziyaret ömeki işçide Avustralya'daki Xitay'nın tiniç birliki kilişini ilgiri sürüş cemiyeti, Kanada Edmonton'dan gelgen Xitay'nın birliki kilişini ilgiri sürüş cemiyeti katarlıklarının başlıkları, şundaklı Kırgızistan, Tacikistan, Fransiya'dan gelgen vekiller bar bulup, ular ziyaretten keyin kılgan sözleri de Şinjan'da cemiyetinin mukim, milletlerinin iştibak, dillerinin inak, halkının hatırcam, huşal huram işlevatkallıqını teşvik kılışı arkalık, Xitay'ını parçalaşkı orunduğan barlıq söz hareketlerine karıştırmaz deb bildirilir.
qilgan. Ularning bu chalvaqashlariga Ozandiki Xitoy mastanlaridan boshqa ko'p sondagi haqiqatni biladigan o'qurmanlar norozilik inkosi yozib, ularning amaliyotni yepishqa urinishlarining behuda ish ekanligini, Xitoy ta'tir tashviqot uchun ishlatayotgan barliq ko'z bo'yamchiliklarining allaburun bozori o'lganligini bildirishgan. Amerika Müdafiye Ministeri biz Xitoyga qarshi ittifoqdoshlarimizning yenida dedi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin, Amerika'nın Xitoyning zo'migarlik ve ko'kamalik qilmishlariga qarshi kurash qilayotgan davlatlarning yenida ekanligini bildirdi. Bu vaqtdagi xabarlarda bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministeri Antony Blinken bilan Avstraliyada ziyoratda bo'layotgan Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin, Avstraliya Devlet Müdafiye Ministeri Richard Marles bilan ko'rishgan. Austin yig'indan ilgari axborot vositalariga bergan bayonotida Amerikaning Xitoyga qarshi o'zini qo'g'daydigan ittifoqdosh davlatlarni davomli qo'llaydiganligini bildirib, Xitoyning Sharqi dengizidan Janubiy Xitoy dengizigacha va G'arbiy Janub Tinch okeangacha bo'lgan rayonlarda Xitoyning besimi bo'layotganligiga ishorat qilgan va Xitoyga qarshi o'zlarini qo'g'dayotgan ittifoqdosh davlatlarni qo'llashni davomlashtirganligini ta'kidlagan. Minister Austin yana Avustraliya va Amerikaning Xitoyning xalqaro qonun va qoidalardan chiqib ketishidan ansiraydiganligini ilova qilgan. Navbatda Blinken bilan Austin Brisbane'da ikki taraflik uchrashuvlarda bo'layotgan bo'lib, yadro energiyasi bilan harakatlangan suvosti paroxoti atritini Avustraliya dengiz armiyasiga qo'shish uchun ko'rishishlarda bo'lmoqda. Avustraliya 2021-yili oktyabrda Amerika va Angliya bilan yadro suvosti paroxoti texnikasi sohasidagi hamkorlik ko'zda tutilgan AUKUS kelishimini imzolagan edi. Bu kelishim bilan Adelaiddagi paroxot zavodida kam deganda 8 yadro energiyalik suvosti paroxoti yasaladiganligi e'lon qilingan edi. Xitoy tayfun bo'ronining hujumiga uchradi. Xitoyning sharqi janubidagi Fujian o'lkasi tayfun bo'rini keltirib chiqargan qattiq yomg'ir va bo'ron sababidan 1-darajalik jiddiy ogohlantirish e'lon qildi. Xitoyning Xinhua to'rining xabarida bildirilishicha tayfun bo'rini juma kuni atiganda Fujian o'lkasiga qarab ilgirlab, kuchli shamol va qattiq yomg'ir to'xtamay yoqqan. Meteorologiyalik ko'zish punkti tarixdagi eng yuqori ho'l yig'in miqdorini xotirlagan bo'lib, yomg'ir ba'zi rayonlarda kelkun apitini keltirib chiqargan. Jiangxida jami 19 ming odam tayfun bo'ronining ta'siriga uchragan, 11 ming aholi tarqoqlashtirilgan va 1600 atrofidagi kishi bexatar rayonlarga o'rinlashtirilgan. 29-iyul Fujian o'lkasining markazi Fuju shahrida kuchaygan tayfun bo'roni sababidan 1-darajalik jiddiy taqobil turish harakati boshlangandan keyin ommaviy avtobus va metroni o'z ichiga olgan ommaviy qatnash vaqtliq to'xtatilgan. Erdoğan Müdafiye Sanayi Yarmankisi'nin yapılış marasımında söz kıldı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, biz Müdafiye Sanayi'de büs şanslı kıldıgan, bu sahanın yönelişini belgeleydiğen ilgar teknikiga ige yeni mahsulatlar bilen bütün dünyanın huzuruğu çıkımız, dedi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe, Prezident Erdoğan İstanbul'da ötküzülgen 16. nöbetlik IDEF-23 Xalqara Müdafiye Sanayi Yarmankisi'nin yapılış marasımında söz kılıp, biz Müdafiye Sanayi sahasında besip ötken musabe hem de bizning nimelerini kılalaydıganlıkımızın bişareti, dedi. Erdoğan, Müdafiye Sanayi'de malum baskışkı gelgen türlerinin süretini tizildiganlıklarını bildirip, biz bu sahanın ihtiyacını bekitip, özgüce hal kılış çağrılarını oturgu koyumuz, dedi. O yana 2022-yili müdafiye sahasida faqat 57 şirketimiz faaliyet elib baratdi. Növette bu sanının kançı işgallikini bilemsiler. 2500 digerlerini kayıt kıldı. Prezident Erdoğan müdafiye sanayidideki iktidar ve kabiliyetlerini dost ve qeyrindaş devletler bilen ortaklaşışını devamlaştırdığanlıklarına işaret kılıp, bihaterlikke okşaş hayat mamatlık bir meselenin devletler arasında tehdit ve besim ameli kılıp şildilişi doğru emez, dedi. O, biz kelgüsüdeki nişanımızını eksportunu aşırıp, müdafiye sanayeti iqtisat sistemisini küçeytiş de bekittuğ, digerlerini sözlerge ilave kıldı. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Assalamu alaikum ve rahmetullah.